İyi akşamlar sayın seyirciler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? İbrahim Bey bizi hangi konular hakkında aydınlatacak? Bir göz atalım bakalım. Zone hastalığı, safra taşı, kas erimesi hastalıklarına bitkisel tedavi mümkün müdür? Bitkisel desteklerle biraz azaltılabilir mi? Ya da yok edilebilir mi? Biraz azaltılabilir mi veya yok edilebilir veya mi? Veya tamamen yok edilebilir mi? Evet. Zona hemen hemen birçok yaşlı insanda gözükebilir. Zonanın sebebi su çiçeği sebep olan varisela zosta virüsü yok olmaz. Sinir sistemine yerleşir, sinir köküne. Hı hı. Spinal cord isimli beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan, omurilik boyunca uzanan sinir demetinin içerisinde gizlenir. Ne zaman ki kişinin bağışıklık sistemi zayıfladı, harekete geçer. Genellikle kuşak etrafında olduğu için sağ büyür, sol büyür, kuşak hastalığı da denir. Çok ağırlı, sancılı yaralar, yanık gibi rahatsızlığa sebep olduğu için gece yanığı da diye de anılır. Nadiren omuzlarda veya kalçada da olabilir. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı rahatsızlık normal olarak 2-3 hafta sonra kendiliğinden yok olabilir. Bağışıklık sistemi güçlüyse. Fakat bağışıklık sistemi zayıflamışsa ne olur? 2 yıl dahi geçmeyebilir. 2 yıl dahi kişiyi sürekli rahatsız edebilir. Bu nedenle kişinin bağışıklık sisteminin çökmemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. 70 yaşında bir beyefendi, Ahmet Bey, yakalanmış. Atlatmış tabii, doktoruna gidiyor. Doktora diyor ki bu virüs, herhangi bir antibiyotik kullanılmaz, faydası olmaz. Bekleyeceksin. Zona geçmiş ama ağrıları, sızıları devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Ağrılar, sızılar, sancılar 2 haftada da geçer, 2 yılda da geçer. Hiçbir şey diyemeyiz demiş. Tabii oğlu araştırma yapmış. Bu zonayı atlattıktan sonra sağında solunda ağrılar devam ediyor sinir ucularında. Bir de ayak bileğinde, efendim dirseğinin etrafında, kalçasında, orada burada şurada bazen içinde böyle su kabarcığı gibi kabarcıklı, kaşıntılı kabarcıklar oluşuyor. Orada bir bakıyorsun, orada bir, orada bir, burada. Sonra geçiyor, tekrar rahatsız ediyor. Adamcağız tabii sebebini biliyor. Nereden kaynaklandığını, sonradan sonra evet, bir rahatsız ortaya çıkıyor. Ama doktor diyor ki hayır diyor, bununla ilgisi yok, bu başka bir şey. Sonra oğlu bana geldi. Ne yapabiliriz? Bağışıklık sistemini güçlendireceğiz. Nasıl güçlendireceğiz? Bununla ilgili işte ne var? Çin tırtır mantarı var. Spirulina var. Efendim, melisa var, oğlotu var. Mesela şurada spirulina ile ilgili, spirulina nedir? Çin, Hawaii adalarında göl ve göletlerde yetişen bir yosun, mikro yosun, mavimsi yeşil. Afrika'nın Çat gölünde de yetişir, Avustralya'da gölde de yetişir. 6000 yıllık mazisi olan bir bitki, yosun. Eskiden bunu Kızılderililer, Aztekler kullanmış. Kişiye enerji veriyor. Evet. Kullandığı zaman. 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Yani tek başına bir ecza deposu gibi. Ha, ecza deposu dedik, multivitamin gibi. Evet. Fakat multivitamin tehlikeli, spirulina tehlikeli değil. Neden? Spirulina doğal. Allah'ın eczası. Öbürü vatandaşın üretmiş olduğu kimyasal madde. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda yapılan araştırmalarda multivitamin haplarının tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Zararları olduğu ortaya çıktı. İnsanların bağışıklık sistemini körertiyor.
bağırsakların fonksiyonunu zayıflatıyor. Mesela Finlandiya'da ihulü prostat büyümesi olanlara E vitamini verilmiş. Ne oldu? Vatandaşlar prostat kanseri oldu. Yani E vitamininden prostat kanseri olur mu? Olur. Neden? Çünkü sentetik bünye kabul etmiyor. Bu nedenle vitamin hapı alırken bile doğalını araştırmak gerekir. Evet. Şimdi spirulina'nın burada nereye gösterelim? Oraya mı gösterelim? Evet, gözükmüyor. Evet, burada birleşimindeki spirulina'nın birleşimindeki etken maddeleri saymakla bitiremeyiz. Uzun bir liste. Anne sütüne eş değer dünyada tek gıda. Anne sütüne dünyada tek gıda. Uzaya giden astronotların kullanmış olduğu, uzaya giden astronot yanına tencere tava götürmedi. Elma, armut, sebze, meyve de götürmedi. Ne götürdü? Spirulina ve su. Başka bir şey gerek yok. Spirulina mesela ben bir burada göstereyim nedir, nasıl bir şeydir. Bir kapsül açacak olursak şöyle yeşilimsi mavi bir yosun. Çok ilginç. Rengi de çok güzel yalnız. Evet. Şöyle yeşilimsi bir yosun. Evet. Spirulina bu. Tamamen doğal ve eczaneden kişinin eczaneden alacağı bir poşet dolusu vitamin mineral enzimden daha etkili ve hiç yan etkisi yok. %100 doğal. Bu ne yapıyor? Kişinin bünyesi saniyesinde, insan vücudunda 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. 500 katrilyon. Şimdi ben kimya okudum Almanya'da da laboratuvara giriyorduk. Biz bir deney yapıyorduk. Herhangi bir deney için 2 hafta, 3 hafta, bazen bir ay uğraşıyorduk bir deney için. Oysa insan vücudunda 500 katrilyon bir saniyede kimyasal reaksiyon oluşur. Bu reaksiyon için ne gerekir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Spirulina'da her şey hazır. Alıyorsun, bunu vücut hemen değerlendiriyor. Şimdi 50 yıl öncesine göre meyvelerde, sebzelerde vitamin, mineral, enzim oranı %50 azalmış. Alman Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre. Bununla da ilgili belge bilgi var elimizde. Şimdi vatandaş diyor ki ben yiyorum, içiyorum. Geçen bir beyefendi geldi. Varlıklı, zengin birisi. Diyor ki çok hastalanıyorum. Vitamin, mineralimi alıyorum ama ben çok hastayım. Benim komşum diyor kahveye gidiyor. Efendim o sigara dumanı içerisinde okey masasından kalkmıyor. Adam sağlıklı. Ben hastayım. Neden? Adamın antibiyotik alacak parası yok. Fakir. Antibiyotik bağırsakları mahvediyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağışıklık sistemi kendi kendini toparlıyor. O grip, üşütme, nezle, grip olduğu zaman. Fakat bu taraftaki zengin olan vatandaş ne yapıyor? Multivitamin alıyor, antibiyotik alıyor, antidepresan alıyor, alıyor, kendini zehirliyor. Farkına varmıyor. O ilaçlar faydalı zannediyor. Evet. Kendini zehirliyor. Diyor ki ben hep hastayım, o hep sağlıklı. Tabii sağlıklı. Adam ilaç kullanmıyor. İlaç kullanırsan hasta olursun. Şimdi bir de Çin'de bir bitki yetişir. Cordyceps. Çin tırtır mantarı. Himalaya dağlarının 3500 metre, 4000, 4500 metre aralığında yetişir. Bu bitki yazın çevresinde yetişen bitkilerin kökünün böyle hortum gibi, filin hortumu gibi hortumsalar özünü emer. Kışınsa çevresindeki böceklerin larvalarıyla beslenir. Hem böceklerin larvasıyla beslenir, hem bitkilerin kökünü, suyunu emer. Parazit bir bitki. Bu bitki bir, soğuğa karşı dirençli. İki, oksijenin az olduğu ortamda yaşıyor. Üç, vitamin, mineral, enzim bakımından verimsiz toprakta bile dayanıklı. Bununla da ilgili Çin tırtır mantarıyla da ilgili araştırma yapılmış. Çin'de 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyor. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Efendim solunum yetmezliği rahatsızlarında, nefes alımında, zatürrede, astımda, böbrek rahatsızlıklarında, kalp damar rahatsızlarında, hepatit B, hepatit C,
kan hastalıklarında, kanserde, antioksidan, yani bunu da nelerde kullandığını saymak uzun bir liste gerektirir. Evet. Neden? Bu kortisep bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu aratıyor, temizliyor. Oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaştırıyor. Sonra hastalığına yakalanan kişi spirulina, kortisep kullandığı zaman bağışıklık sistemi çok kısa sürede güçlenir ve hiçbir rahatsızlığı kalmaz. Evet. Şimdi safra kesesine gelelim dilerseniz. Bu konu hakkında biraz bizi aydınlatırsanız. Evet. Safra kesesindeki rahatsızlıkların sebebi nedir? Şimdi safra kesesi armut şeklinde bir organ. 4 santim büyüklüğünde. Küçük bir armut. Küçük. Şimdi safra kesesi karaciğerin salgılamış olduğu safrayı, enzimleri vesaire ne yapıyor? Depoluyor. Ne zaman bırakıyor? Ne zamanki kişi yedi yemek, yemiş olduğu yemekler bağırsaklarda, işte midede işlemden geçtikten sonra 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman pankreas salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimleri gönderiyor. Karaciğerde safradaki hazır bekleyen, safra kesesindeki hazır bekleyen safrayı boşaltıyor. Evet. Pankreas da karaciğerin salgılamış olduğu enzimler birbiriyle asit, baz vesaire reaksiyona girdiği zaman kargodan gelen paket gibi şak 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 açılıyor ve faaliyete geçiyor. Mesela pankreas lipaz amilaz tripsin salgılar, karaciğerde safra asitleri vesaire. Bunlar reaksiyona girdiği zaman aktif. Eğer ki pankreastan mesela bu enzimler aktif olarak gelse pankreası eritir. Çok sert. Ne yapıyor bu enzimler? Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürüyor. İşte kişi aşırı yağlı besleniyorsa, hayvansal ağırlıklı, kolesterolü yükseldiği zaman ve bağırsaklardan sürekli toksik madde gelirse karaciğer artık yoruluyor, yağlanıyor. Yorulursa, yağlanırsa ne olur? Fazla kolesterolü karaciğer çamura dönüşüyor artık. Başa çıkamıyor. Çamur, safra çamuru veya safra taşı oluşuyor. Safra taşı veya safra taşının oluşmasının sebebi aşırı kolesteroldan kaynaklanıyor. Kolesterol taşı oluşur. Kolesterol tuzu oluşur. Bu da taş jelibon gibi yumuşak aslında. Taş dediğimizde yani öyle şey sert değil. Evet. Bu taşlar düştü diyelim. Karaciğer safra kanalının düştüğü yerde pankreasın hemen ağzı yan yanadır. 12 parmak bağırsağına açıldı. Taş düştü ama pankreasın hemen ağzını kapatırsa pankreatit rahatsızlığı, pankreas iltihaplanabilir, hastalanabilir, rahatsızlık ortaya verebilir. Ne yapmak gerekir? İşte buna karşı İngiliz tuzu dediğimiz magnezyum sulfat. Çok basit. 7 çeşit İngiliz tuzu var. Evet. Bu magnezyum sulfat safra kesesini açıyor. Arkasından da İngiliz yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içerseniz kanalları açıyor. 12 parmak bağırsağında ve safra kesesinde ne varsa hepsini ince bağırsağı oradan kalın bağırsağı gönderiyor. Yallah kişi oluyor, ishal ne varsa içeriden dışarı çıkıyor. Şimdi safra taşı, safra ki bu İngiliz tuzu ile ilgili 200 yıldır bilinen kullanılan, eskide Osmanlı'da da çok kullanmış. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda İngiliz tuzunun safra kanalını temizlediği, arattığı %99'a varan başarı, %100 değil. Evet. Nadiren bazı taş büyük olursa düşmeyebilir. O zaman Ankara Ayaş Kaplıcaları mesela dünyada safra taşı için eritici, safra kanalını düşürücü en etkili sudur. Ayaş Kaplıcaları. Ankara Ayaş Kaplıcaları çok yüksek oranda magnezyum sulfat içerir. Bu nedenle de etkilidir. Yani özelliği o. Bir hanımefendi doktora demiş ki ameliyat olacaksın, safra kesen, avuç dolusu taş. Dedim ki hiç gerek yok. İngiliz tuzu kullan bakalım.
İngiliz tuzu kullandı. Birkaç tane düştü ama taş olmuş, böyle içerisi böyle 120 tane taş oluşmuş. Dedim ki bunu artık kurtarmaz. Nadiren böyle çok olursa İngiliz tuzu yeterli gelmeyebilir. Ankara Ayaş'a git dedim. Ankara Ayaş'ta kaldı. İki hafta içerisinde 120 tane taş düşürmüş. Oh, ne güzel, başarılı olmuş demek. Evet. Şimdi fakat 1, 2, 3 safra taşı varsa 5, 6, 10'lar çok basit. Bazı insanlarda da safra kesesinde polip oluşur. Bunun için ne var? Efendim, bunun için çok güzel bir bitki var. Şahtere forte. Şahtere diye bir bitki var. Bu bitkiyle ilgili Alman asıllı Doktor Hunold 85 hasta üzerinde, karaciğer rahatsızları olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Safra kanalında tıkanma, safra artırıcı özelliği olduğu, safra kanalını açtığı, safrayı artırdığı belgelenmiştir. Şahtere otu. Yine Profesör Doktor Rodowski ve ekibi şahtere ile ilgili çalışmalar yapmışlar. 64 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Hastaları iyileştirmiş. Ha, %100 diye bir şey yok. %80'dir, %90'dır, %70'dir. %100 olmaz. Tabii, neden? Yüzdelik fazlası. Her insanın bünyesi farklı. Kimi dayanamaz, tedaviye bırakır. Kiminin başka hastalıkları vardır. Profesör Doktor Zakharovski, bu da Viyana'da hastalarını tedavi etmiş. %81,5 başarı elde etmiş. Profesör Doktor Wittmann ve ekibi safra kesesinde oluşan polipi şahtere ile tedavi etmiş. %90 başarı. Belli olmuyor. %80, %90. Hiçbir zaman %100 şöyle tedavi ederiz vesaire diyemezsin. Evet. Allah bilir. Başka derdi de olabilir insanın. Başka rahatsızlığı da olabilir. Hiçbir zaman hiçbir şekilde %100 tedavi denmez. Evet, belli kesinlikle olmaz. Çünkü o hastalığın yanında başka rahatsızlar da olabilir. Bilemeyiz. Onun için kesin çözümdür. %100 tedavi vesaire demek yanlış. Evet. Yani bazı buna dikkat etmek gerekir. Evet. Kas erimesi hastalıklarına gelelim isterseniz. Evet. İki türlü kas erimesi rahatsızlığı var. Bir, yaşlılık nedeniyle kas kütlesi yavaş yavaş irir, küçülür. Evet. Bazıları da doğuştan hastadır. 10-12 yaşlarında kas erimesi başlar. Bu genetiktir. Genetikse 10-12 yaşlarında başlayan kas erimesi yaşar o kişi ama çok ağır. Hayat tabii ki el kol hareketlerinde sınırlılık vesaire, tekerlekli sandalye mahkum olabilir. 30 yaş, yani 25-30 yıl belki yaşayabilir. Allah öyle bir hastalığı kimse vermesin. Çok kötü bir hastalık. Amin, evet. Yaşlı insanlarda ortaya çıkan kas erimesi, yaş 80 yaşını bulanlarda %50'ye yakın kas erimesi olur. Kasların erimesi ve yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan kas erimesi kişinin beslenmesi ve spor yapıp yapmamasına bağlı. Bazı insanlar var, emekli oluyor, evde yatıyor. Onun kasları 6 ayda bile eriyebilir. Evet. Tembel tembel yatan kişinin kasları, Türkiye'de dünyada en tembel millet olduk maşallah. Eskiden en çalışkandık. Sabah namazı kalk oldu mu herkes ayaktaydı. Şimdi Avrupalılar ve Çinliler bu sabah namazıyla beraber, onlar sanki namaz kılıyor Çinlilerle Avrupalılar. Onlar erkenden kalkıyor sabah namazıyla, biz öğlene kadar yatıyor. Hele pazar oldu mu herkes pazar günü çekiyor. Pazar günü gelse de uyusak diyor millet. Saat 12'ye 1'e kadar yatanlar var. Dünyanın en çalışkan milletiyken biz 100 yıl önce, şimdi en tembel. Pakistanlılar tembellikte birinci, Araplar ikinci, biz üçüncüyük. Rekor. Bir de tatiller oldu mu? Aa, şu tatil gelsin. Bir gün tatil yapmak bir ülkeye maliyeti 10 milyar dolar. Türkiye'ye bir gün fazladan tatil. Türkiye'de 3 gün tatil oluyor, 2 gün daha ekliyorlar. 5 gün tatil oluyor, 10 gün daha ekle. Evet. Yani ekle de ekle. Ne oluyor? Evet. Milyar dolarlar devlete zarar oluyor. Kısa bir reklam arası verelim, daha sonra buradayız. Burada mı?
Evet. Spirulina Hawaii adalarında özel olarak yetiştirilen spirulina 2000 çeşit enzim içerir, 94 çeşit mineral içerir. Özellikle de demir, çinko, selenyum içerir. Bunun birleşiminde balık yağlarında olan omega 3, 6, 9 var. Evet. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler var. Yani besinlerde olan ve olmayan. Yani bazı amino asitleri bünyemiz yapar, bazılarını da hazır alır besinlerden. Bunun özelliği hem esensiyel hem de esensiyel olmayan amino asitler. Amino asit nedir? Hücre yapımında kullanılan. Mesela Çernobil atom reaktöründeki, Çernobil'deki kazadan dolayı Ukrayna, Beyaz Rusya gibi ülkelerde birçok çocukta antral gastrit, midesinde iyileşmeyen yaralar oluştu. Radyoaktif maddeden dolayı. Yani sonu ölüm olacaktı. Kanser gidiyor. Gitti gidiyor. Her şeyi denediler. Ne oldu? Hiçbir çözüm bulamadılar. Sonunda antral gastrit, radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu antral gastriti spirulina ile tedavi ettiler. O kadar güçlü, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun ihtiyacı olan her türlü vitamin, mineral, enzim, efendim, amino asit, omega 3, 6, 9 hepsi var. Artı doğal. Uzaya giden astronotların kullanmış olduğu, mesela Google'a girin, spirulina yazın. Böbrek için, antioksidan, kalp için, karaciğer için bütün organları güçlendiriyor. Vücudu arıtıyor, temizliyor vesaire. Evet. Kullandığı zaman kişi görecektir etkisini. Evet. Cordyceps, Çin tırtır mantarı. Cordyceps Himalaya dağlarının en yüksek tepelerinde kendiliğinden en zor şartlarda yetişir. Bunun özelliği oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani şimdi mesela makrofaj. Makrofaj insan kanında dolaşan bakteri, virüs ve mantarları yok eden ahtapot gibi bir hücre. Makrofaj kanımızda dolaşır, sürekli bakteri, virüs ve mantarları takip eder. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarı ahtapot gibidir. Evet. Yer yutar, parçalar yok eder. Yakalamayadığına böyle makrofaj T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Makrofajı Cordyceps harekete geçirir. Makrofaj oksijeni bölüp parçalayarak çift molekülden tek moleküle düşüren bir özelliğe sahiptir makrofaj. Çinliler bunu 1200 yıldır kullanıyor. Doğal antibiyotik, hiçbir yan etkisi yok. Kortizondan 3 defa daha güçlü antiseptik ve hiç yan etkisi yok. Evet. Melisa bu yani Türkçe eskiden ismi oğul otuydu. Şimdi adı Melisa yaygınlaştığı için biz de bunu kullanıyoruz. Melisa bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda efendim birçok özellik tespit edilmiştir. Bu özelliklerden biri de mesela hiperaktif çocuklardaki aşırı aktiviteyi, dikkat dağınıklığı, önleyici özelliğe sahip. Bir. İki, bunun birleşimindeki eterik yağlar herpese karşı etkili. Zona hastalığı da bir çeşit nedir? Herpes türü virüs zonaya sebep oluyor. Varicella zosta. Bunun eterik yağıyla zona nedeniyle ortaya çıkan yanıklara sürdüğünde kişi böyle yavaş yavaş ağrıları, sızıları alır. Fakat burada çay ağacı yağı, bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır çay ağacı yağı ile ilgili. Çay ağacı yağı Avustralya'da yetişir. Melaleuca alternifolia. Kaptan Cook Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki millet bir bitkinin yaprağını çayını içiyor. Aa bu çay ağacı yağı diyor. Çay ağacını görmemiş ya. Adı ondan bugüne kadar çay ağacı yağı kalmış. Aslında titri çay ağacı ile ilgisi yok. Adı öyle. Melaleuca. Christopher isimli bir İngiliz asıllı seyyah. Güney Afrika'da adam seyahat sırasında ayağından yaralanmış. Ağır bir enfeksiyon kapmış. Londra'ya döndüğünde kardeşi onu çay ağacı yağı ile iyileştiriyor.
Aa, çok güzelmiş diyor. Hemen atlıyor gemi Avustralya. 1776 yılında Avustralya'ya yerleşir. Binlerce çay ağacı yetiştirmeye başlıyor. O günden bugüne onu torunlarının torununu bu çay ağacı yani üretiyorlar, dünyaya satıyorlar. Tırnak mantarı, vajina mantarı, herpes, dudak civarında ağızda oluşan uçuklar ve herpese karşı, genital bölgedeki herpese karşı bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Profesör Doktor Bazart, Profesör William, Profesör Blaise, ben de bunu küçük oğlumda denedim. Testislerinin küçükken 3-4 yaşında bir mantar pişik oluşuyordu. Bundan birkaç defa sürdük. Ne oldu? Evet. Demek geçti. Pişiğe de iyi geliyor o zaman. Evet. Yani öyle bir özelliği var. Efendim şahdere nedir? Şahdere acımtırak bir bitki. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda birçok ilim adamı klinik araştırmasına ayrı ayrı ekipleriyle katılmışlar. Safrayı artırıcı, safra kanalını temizleyici, arıtıcı, safra kesesinde oluşan polipleri eritici, safra çamurunu temizleyici özellikleri olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Şahdere. Mesela diyelim ki safra kesesinin kanalı belli. Yani safra taşı büyük. O kanaldan düşmeyecek çapta. O zaman ne yapmak gerekir? İksir, aloe vera jel, şahdere forte, enginar forte kullandığı zaman önce taşı eriteceksin, küçülteceksin safra kesesini. Ondan sonra İngiliz tuzu kullanmak gerekir. Yani İngiliz tuzu safra taşının çapı çok büyük olursa erimeden düşmez. Yani 1 santimden yani 10 milimden aşağısı problem değil. İngiliz tuzu kullandığınızda İngiliz tuzu magnezyum sulfat heptadien 200 yıldır dünyada bilinen, kullanılan her türlü safra rahatsızlığına karşı. Evet. Bunun 7 türü var. Magnezyum sulfat heptadien tıbbi maksatla kullanılan, gıdada kullanılan, diğer türleri gıdada kullanılmaz. Bunu kullandığı zaman kişi 2 çorba kaşığı 1 bardak suyla karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyla karıştırıp içtiğinizde kişiyi ne yapar? Sadece ishal yapar. Safra kesesinde ne kadar çamur, taş varsa dökülür. Eğer ki safra kesesindeki taşlar çok büyük değilse, çok büyükse iksir aloe vera jel ile önce eriteceksiniz. Erittikten sonra düşünün iksir yavaş yavaş eritir. Evet. İbrahim Bey programımızın sonuna geldik. Sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.